Ya Evet. kızım, Fethullah Gülen'i Instagram'dan takip ediyor musun? Fethullah Gülen'in Instagram'ı mı varmış? Hayır tabii, ben bunu olsa takip eder miyim? Aga, Fethullah Gülen'in Instagram olsa takip ederdim yani. Aklıma şey geliyor, bunu koy. Fethullah Gülen ev ziyareti. Fethullah Gülen ev ziyareti, evet. O Gerçek. haber de var lan. Bak, paylaşıyorum Tamam. seninle. Şimdi chat. Oğlum o değil de şuna baksana. Gerçi onu gösterdim. Sıkıntı olur. Neyse chat, bugün bir oyun çıkmış. Tamam mı? Oyunun ismi Banana. Dur bekle, chat geliyor. Bir dakika. Ne oldu lan? Lan dur, anlatmama izin ver. Ben Fethullah geliyorum, Gülen. ben geliyorum. Evet, tamam. Fethullah Anlat hocam. Gülen gerçek. Ben Arkadaş bu nedir ya? Fethullah Gülen'in hesabı. Neyse. Tamam. Bu video hem video olarak yayınlayacağım hem de YouTube'a atacağım. Çünkü bu oyun hakkında çok soru soranlar var. Bu oyun nedir? Neyin nesidir? Steam'de nasıl olur? Nasıl oldu da anlık 700 bin oynanıyor bu oyun? Neden 750-780 bin kişi her gün bu oyunu açıp muzun üstüne sadece gelip tık 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 diyor. Yani bunun bir mantığı vardır. Bir algoritması vardır. Bir sistemi vardır. Herkes bunu merak ediyor. Bugün ben size her şeyi harfiyle anlatacağım. Şimdi öncelikle bu oyun Unity tarafından yapılmış. Yani Unity motoruyla yapılmış. Bağımsız bir geliştiriciden çıkmış bir oyun. Oyunun geliştiricisi 4Biz'de falan çıktı. Yani o kadar manyak bir şey artık oyun. O noktaya geldi. Oyun Steam pazarını domine etti. Nasıl domine etti diye soracak olursanız, oyun size tıkladığınızda size muz veriyor. Ve bu muz satılabiliyor Steam pazarında. Hemen şöyle Steam'imi açıp göstereceğim size. Fiyatları görmenizi istiyorum. Hemen şuradan hesap değiştirmeyeyim. Kendi hesabıma gir. Oyun hakkında çok fazla soru var. Oyunun algoritmasını çözmeye çalışanlar var. Oyunun bir Discord sunucusu var. Saatte bir şu item birinize düşecek diyor ve o an herkes işte hesaplamalarını yapıp o ana getirtiyor işte itemin düşeceği zaman. Ya öyle garip durumlar var bir de. Hemen size ekranı veriyorum. Şimdi göstereceğim ekranda şeyi göreceksiniz. Steam sayfasını göreceksiniz. Bakın. Burada görmüş olduğunuz itemler benim düşürdüklerim. Oyunda işte en olası ihtimalle düşecek muz, bu sarı dümdüz muz, banana diye geçiyor. Bunlar ise birazcık daha nadir ama pazar o kadar hareketli olduğu için bunlar da aslında nadir değil. Şimdi gelelim işin ilginçleştiği tarafa, çünkü bakın bu oyun gerçekten de pazarı domine ediyor. Hatta ben şuna inanıyorum. Bu oyundan sonra bir sürü buna benzeyen oyun çıkacak ve Steam tamamıyla bir NFT cennetine falan dönecek muhtemelen. Bakın oyundaki en düşük itemleri görüyorsunuz. Bu arada oyun bedava, bunu da söyleyeyim. Herkes girip oynayabilir. Tabi hesap doğrulamanız olması gerekiyor. Steam hesabınız yani 5 dolarlık bir alışveriş yapması gerekiyor itemleri satmanız için. Şimdi bunlar en düşük itemler görüyorsunuz. Hepsi 3 dolar falan. Diyeceksiniz ki ulan günde işte tıklayarak 3 sent, pardon 3 sent dolar diyorum. 3 sentlik itemler. Diyeceksiniz ulan 3 sent ne lan, o da para mı? Bakın şimdi şöyle bir olay var. Oyunda nadir olan itemler var. Bunlar ekranda gördükleriniz nadir olan itemler. Yaklaşık en pahalısı 828 dolara ilana konulmuş. Ve almak isteyen bir kişinin teklifi 413 dolar. Şu anda diyelim ki size bu item düştü ve hemen beklemeden satmak istediniz. Yaklaşık 413 dolara satarsınız. İşin komik yanı şurada. 828 dolara konulan bir tane item var. Yani bu 828 satıldığında bunun fiyatı 1000 doların üstüne çıkacak. Ve en kötü ihtimalle diyelim ki 413'lüğü sattı, 300 dolarlı sattı. En kötü ihtimalle 170-180 dolara yakın bir kar elde edebilirsiniz. Sadece muza tıklayarak. Peki diyeceksiniz ki ulan ortada bir ekonomi dönüyor, ortada bir para akıyor. Bu para nasıl akıyor? Bu paralar nereden geçiyor? İnsanları biraz dolandırıyor aslında bu oyun. Tabii siz dolandırılmamanız için ben onu da anlatacağım size. Buradaki temel mantık şuna yatıyor.
Oyunun mağaza sayfasına geldiğinizde aşağıda 25 centlik itemleri görüyorsunuz. Bu 25 centlik itemler aslında oyunun ekonomisini döndüren kısım. Çünkü oyunun geliştiricisi bir tane damage veriyor. Burada diyor ki bu itemler yakında kalkabilir gibisinden böyle bir uyduruktan bir açıklama var ortalıkta dönen. Yani oyunun geliştiricisi demiş mi onu da bilmiyoruz. Ama ortalıkta böyle bir söylenti var. Yatırım tavsiyesi. Yok, yatırım tavsiyesi değil. Yatırım yapmayın bu oyuna. Sadece muza tıklayın. Şimdi geldiğiniz oyuna, buraya geldiğinizde burada itemleri görüyorsunuz ve bu itemlerin hepsi 25 sent. Bunlardan birini aldınız, envanterinize attınız. Oyunun yapımcısı yarın öbür gün bunu kaldıracak. Ve bu şöyle bir şey uyandırıyor yatırımcılarda. Ulan ben bunları alırım, değerlenir. Ben şunları alırım, yine değerlenir. Yani bunlar pazardan kalkacak, değerlenecek mantığıyla bakıyor herkes. Tamam arkadaş, o gün size belli bir vaatte bulunuyor. Ama oyun şu mağazayı koymasa muhtemelen dümdüz bir oyun olacak. Yani muza tıkladığımız, işte her itemin değersiz olduğu bir oyun olacak. Bütün pazarı domine ettikleri nokta burada başlıyor. İnsanlara NFT sattıkları noktada başlıyor. Şimdi bu adamlar bunları koyuyor. İnsanlar satın alıyor. Ve insanlar bir umutla bekliyorlar. O umudun yanında başka umutlar doğuyor. Herkes geliyor pazara. Diyor ki ulan diyor madem bunların fiyatı artacak. Pazardakilerin niye fiyatı artmasın diyor. Geliyorlar pazara, en üsttekilere bakıyorlar. En üstteki ne demektir her zaman? En üstteki en nadir demektir. Şimdi en üste geldiğimde ben bunu görüyorum. Mesela bakın iki tane varmış pazarda. 173 dolara koymuş bu iki enayi. Aslında bunlar pazarı mahvedebilirler. Mesela şunu 170 dolara değil de daha yüksek fiyata da koyabilir bu enayiler ama bunlar işte bunun fiyatını öldürtmüşler yanlışlıkla. Her neyse, insanlar bir umutla bu itemleri alıyorlar, alıyorlar, alıyorlar ve oyundan rastgele muz düşüren insanları zengin ediyorlar. Aslında siz oyunda yatırım yapmadığınız sürece her zaman karlısınız. Şöyle diyeyim, bu oyunun piyasası bir yerden sonra çökecek. Ama sizin acele edip bu oyunu oynayıp içindeki muzları toplayıp anlık olarak satıp kâr etmeniz gerekir. Çünkü piyasa yavaş yavaş ölüyor. Mesela bakın buradaki itemlerin fiyatları yavaş yavaş geriye çekilecek. Aa ne olur? İleride işte yeni bir şey atarlar. İleride gerçekten yeni bir tane muz atarlar. Çok nadir. O muz denk gelir. Onu satarsanız çok kâr edersiniz. Orası farklı. Ama oyunun piyasası yavaşça çökecek. Onun için burada görmüş olduğunuz listelerden hiçbir şeyi almayın. Buradaki listelenenleri boşta verin ve gelin buradaki muza tıklayın. Şimdi muza tıklamanın da bir olayı var. Dersiniz ki ulan muza tıklıyorum item düşecek. Hayır, mantığı öyle çalışmıyor tabii ki de. Muza tıkladığınızda item gelmiyor. Şöyle bir mantığı var. Oyunun algoritması şöyle çalışıyor. Evet, pahalı itemler de düşüyor. Evet. Şöyle bir mantığı var oyunun. Siz oyunda 3 saatte bir gelip muza tıklarsanız oyun size bir tane item veriyor. Şimdi siz gidip makro açayım işte ben burayı 1 milyon kere tıklayayım falan, o mantık çalışmıyor. Sadece oyunda yapmanız gereken şey 3 saatte bir gelip oyunu açıp gelip oyundaki şeye tıklamak. 3 saat olur, 5 saat olur, ne kadar geçeceği umurunuzda değil. Siz 3 saatin sonunda tıkladığınızda yine 3 saatlik bir bekleme var arka planda. Sonra gelip tekrar tıklayıp 3 saat sonra yeni bir item alıyorsunuz. Şimdi oyunda şöyle bir nokta daha var. Oyunda bir hesaplama yapılmış. Bir algoritma hesaplaması yapılmış. Oyun 11 saat boyunca açık kalırsa ve siz bu oyunu 11 saat boyunca açık bıraktıktan sonra gelip tekrardan muza tıklarsanız o zaman size nadir bir item düşme ihtimali var. İlk defa muza tıklama oyununu bu kadar detaylı anlatan birini görüyorum. Bayıldım. Ya bu aslında muza tıklama oyunundan daha fazlası işte. Ben de normal bir oyun anlatıyorum şu anda. Evet. Bakın 11 saatin sonunda tıkladığınızda nadir olan itemlerden birinin gelme ihtimali gerçekten de artıyormuş. Onun için ne yapabilirsiniz? 11 saat boyunca bilgisayarınızı açık bırakabilirsiniz. Tabii ki de bu size elektrik faturasını çok fazla şey yapar, sıkıntıya sokar. Ama derseniz ben işte yok arkadaş ben uğraşamam derseniz gidersiniz bir sanal sunucu satın alırsınız. Oradan makroya basarsınız. Ya da telefonunuzdan girersiniz. Telefondan sanal sunuculara giriliyor. 3 saatte bir hatırlatıcı kurup işte gelip tıklarsınız mesela.
Zaten oyun Unity motoruyla çalıştığı için en dandik cihazda bile çalışır yani. Alacağınız sanal sunucunun hiçbir değeri yoktur. Şimdi gel gelelim bu oyunun kötü yanlarına. Oyun niye kötü yanı var? Oyun şu anda piyasada tekel. Yani şu anda piyasada eşi benzeri olmayan bir oyun. Bundan dolayı oyunun yapacağı her adım piyasayı bayağı etkileyecek, Steam piyasasını. Belki de oyun ileride çok kötü bir şey yapacak. Steam'de böyle çıkacak oyunların önünü kapatacak. Ya da belki de oyun çok başarılı olacak ve herkes bu tarz oyunlar çıkartıp insanlar daha çok zengin olacak. Enayiler yatırım yaptığı sürece. Neyse. Yani mantığı az çok anladınız, temel mantığını. Benim işte bu oyundan beklentim, dediğim gibi, bir sanal sunucu alıp o sunucuda oyunu açık bırakıp her 11 saatte bir nadir düşecek item almak. Size de tavsiyem bu yönde. Şimdi aklınızda sorusu olan varsa alabilirim. Chat'ten ya da Discord'dan. Var mı Bu arada sorunuz? Merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ali. Söyle Ali. Var mı bir sorun? yok bir soru. Ali'ye ben daha önceden anlattım çünkü oyunun detaylarını. Oyun gerçekten de mantıklı bir oyun. Gerçekten de bu oyunu işte gelip 3 saatte bir tıkladığınızda nadir düşecek itemi aldığınızda o gelen tatmin etme duygusu sizi bayağı keyiflendirir. Bence bu 11 oyun... saat glitch'ini söyledim mi? Neyi söyledim mi? 11 saatte glitch. Ha, 11 saat glitch'ini söyledim. Evet, 11 saatte bir gelip tıklama olayı herhalde bir glitch mi diyeyim ya da yatırım şey oyunun yapımcısının bıraktığı bir easter egg gibi bir şey mi diyeyim. Yani değişik bir muhabbet. Ama şöyle şunu da söylemeyi unutmayayım. Oyunun 11 saat boyunca açık kalıp her 3 bir saatte 3 saatte bir tıklamanız gerekir. Bu 11 saat metodunu devreye sokuyor. Yoksa normal şey yani itemler düşer. Her 3 saatte bir oyunu geleyim açayım tekrar tıklayayım mantığı o zaman düşük itemler gelir. Ama oyununuz 11 saat boyunca açık kalıp her 3 saatte bir de tıkladığınızda gelecek 11. saatteki şey yüksek gelecek. Evet. Muazzam bir oyun. Ben bayıldım. Şimdi biz bir startup kuracağız. Bu oyunun benzerini yapacağız. Değil mi Recep? Evet Ali. Hayır. Recep Baltaş. Seksopat. Neyse bence muazzam bir şekilde anlattım ben bu olayı. O zaman yayını durduruyorum. Çünkü bu kısmı şeyde yayınlayacağım. Sonra ikinci part olarak yayın açar mıyım bilmiyorum. Açmam herhalde. Tamam ben bu yayını kesiyorum. Burada bitiriyorum. Bence yeterince açıklayıcı oldu. Ne diyorsun? Bence yayın devam etsin. Ama yayını kesip YouTube'a atmam gerekiyor ya. O beni çok uğraştı. Ha. Yayın uzarsın. Evet. Evet. Çünkü kayıt almayı unutmuşum. Neyse durun. Yayın iki parçaya bölünmesi için galiba 10 dakika boyunca yayının kapalı olması gerekiyor. 10 dakika sonra yayın açarım ya da açmam. Ama şunu da söyleyeyim. Aklınızda olan bütün soruları bu video YouTube'da olacak. Aklınızda olan bütün soruları YouTube'a yazın. Ben kesinlikle cevaplayacağım. Yani elimden geldiğince sizin bütün sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Ama her şeyden önce şunu söylemeliyim. Oyuna kesinlikle paranızı yatırmayın. Ya da gideyim şu muzu alayım ileride değerlenecek mantığıyla yapmayın. O zaman siz de rastgele tıklayan insanları zengin eden tarafa geçmiş olursunuz. Bu kadar basit. O zaman herkese iyi günler dilerim.